Ben Aslıhan Dinç. Yapı Kredi Yayınları'nda yayın koordinatörü, yayın yönetmeni olarak çalışıyorum. 30 yılımı doldurdum. Buraya geldiğimde bir çocuk olarak geldim gerçekten. Üniversiteden mezun olup ilk iş olarak buraya başladım. Yayıncılık nedir? Hiçbir fikrim yoktu. Sadece iyi kitap okuyan biriydim. Ve burada santral memuru olarak işe başladım. Fakat çok iyi hocalarım oldu. Bu işi yapmaktan çok mutluyum. Başucu kitabım Faruk Duman'ın Sus Barbatus'unu okuyorum. Ben 3. ciltteyim şimdi. Bu Magda Szabo Kapı kitabı. Bunu çok severek okudum. Çok hediye ettim. Çünkü Macar edebiyatını çok seviyorum. Bu da Magda Szabo'nun yine İza'nın şarkısı. Çağdaş yazarları da çok seviyorum. Rachel Kask bizim yaklaşık 4-5 yıldır yayımladığımız bir yazar. Bu son kitabı. Kadın Mücadelesi. Özgürlük ve eşitlik kazanma yolundaki bütün zamanları böyle bir çizgi roman gibi anlatan bir kitap. Tarihi bilgileri çok içeriyor. Yani hangi dönemde kimle ne yapıldı, hangi kadınlar öncü oldu, hangi kadınlar bu mücadeleleri sebebiyle hapiste yattı. Hepsini çok güzel, tarihi bir kronolojik olarak da anlatan bir kitap. Selçuk Baran 1950'lerin kadın yazarlarından bir tanesi. Ankaralı. 50'lerdeki Ankara ortamını hem kadın olmayı ve bence en önemli şeylerden bir tanesi hem anne, hem eş, hem de yazar olmayı anlatıyor. Virginia Woolf nasıl mücadele ettiyse aslında kendi döneminde, aslında Selçuk Baran da aynı şekilde mücadele etmiş. En keyif aldığım şeylerden bir tanesi de çocuk kitapları yayınlamak. Farklı ama aynı. Farklılıkları aslında önemsiyor. Yani arka ayaklarını kullanamayan bir keçinin diğer arkadaşlarıyla nasıl hayatı birlikte yaşadığını ve ona nasıl çözümler sunulabileceğini gösteren küçücük bir kitap. Kazım Taşkent Klasik Yapıtlar dizisi benim için yine önemli dizilerden bir tanesi. Kazım Taşkent biliyorsunuz Yapı Kredi'nin kurucularından ve edebiyata, kültüre değer verilmesi gerektiğini söyleyen insandı ve biz de onun adına bir seriye başlamıştık. Başladığımız yıl 92. Bir yarışmayla başladı bu iş. Türkçe'ye daha önce yayımlanmamış kitapları orijinal dillerinden yayımlamaktı. Bunun için de yarışmayla başladı. Listeler yayımlanıyordu, ona çeviri örnekleri geliyordu, bir jüri onları değerlendiriyordu. O yılın ilk teslim edilen kitabının ödülü vardı. 100'ü aşkın sayıya ulaştık. Kitap hikayelerini anlatmak, yani geri planını da anlatmak hoşuma gidiyor aslında. Bunlardan bir tanesi de Mina Urgan'ın Bir Dinozorun Anıları. Anılarımı yazdım ama ya satar mı bilmiyorum dedi. Olur mu Mina Hanım, biz hemen değerlendirelim dedik. Kitabı hazırladık. Ve biz kitabın en fazla işte 2000 basar, belki 3000, 5000 satılır diye düşünüyorduk. Şu an 98. baskıda. Okumak, ne olursa olsun bir yerden okumaya başlamak çok önemli. Size sonra bir sürü yol açacak, sonraki okuma çizginizi de belirleyecek şeyler aslında.